Lig'de Galatasaray takımı evinde 8 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyeti var bu maça kadar. OGM Ormanspor'a 72-71 ile mağlup olmuşlardı. Fenerbahçe Özgürlük Kablo deplasmanda 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, sadece bir evim Elazığ İl Özel İdare'ye 87-84 kaybetmişlerdi. Depremin öncesinde Elazığ'da oynanan maçta. Stanković bu maçtaki performansı kuşkusuz çok önemli olacak. Zaman zaman beklenen çizgiyi tutturmaktan uzak kaldığı maçlar var. İki takımın bench'i kontrol ediliyor hakemler tarafından. Evet. Bir kişi tribüne yollandı. Az önce gördük. Mücadele başladı. İlk hücum şansı Fenerbahçe Özgür Kablo. Olcay. Stanković top aldırmadı. İlk anda Williams'a tepeden. Anne Yakupova. Biraz kısa kaldı. Pozisyon takibi ve bitiren Tuğçe Canites. Fenerbahçe Özgür Kablo'nun kaptanı. Adana'da düzenlenen son Türkiye Kupası'nda da en değerli oyuncu seçilmişti. MVP olmuştu. İçeri güzel bir pas. O pası asist değeri kazandıramadı çember altında Meltem. Savunma yerleşmeden pozisyon bulma şansı olmadı Fenerbahçe Özgür Kablo'nun. Olcay Williams'a. Stanković onun savunması Williams. Zor bir atış başarılı değil. İbat mücadelesi 3 oyuncu arasında. Hücum şansı Galatasaray'ın olacak. Hartley. 2 oyuncunun arasında topla geçti Hartley. Stankovic'in arkasına gitti top. Hareket halinde yakaladı arkadaşını, bir anlaşmazlık. Yakupova bitiriyor. Fenerbahçe Özgür Kablo'nun 4-0'lık üstünlüğü var. Anne Yakupova sakatlık sonrasında hızlı bir dönüş yapmıştı. Kadınlar Türkiye Kupası final maçında sahanın en iyi isimlerinden biriydi. Orta mesafe Hartley kaçırmıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Özgür Kablo forması giyiyordu, hatırlayacaksınız. Hartley. Yakupova Hartley'in yanından geçti. Ters turnikeyle bitirmek istedi. Olmadı. Zor bir atış. Başarılı değil. Işıl Alben. Tekrar Hartley bir anda hızlandı. Önünü kapatan o pozisyonda Olcay. Ray Hartley. Atışı kısa kaldı. Seken top. Tilbe. Tekrar Hartley. Tilbe orada kontrolü sağlayamadı. O da geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayı giyen oyunculardan biriydi. Pozisyonu bir kez daha izledik. Galatasaray hücum şansı devam ediyor. Işıl Alben atmadı. Stanković önü kapalı. El gösterdi Williams. Atışta isabet yok. Tuğçe. Yakupova'dan önce Hartley'nin müdahalesi. Fenerbahçe Özgür Kablo hücumu sürecek. 12 saniyelik bir süreleri var. Bu hücumu sonuçlandırma adına. Olcay. Dikten top oyuna soktu. Tuğçe. Bıraktı Olcay tekrar. Zandalasini. Cecilia Zandalasini zor bir atış. Başarılı değil. Savunma reboundu. Stanković. Işıl. Hızla geçti rakip alana topta. Işıl Alben. Stanković bıraktı. Hartley. Karşısına Williams geldi. Tilbe içeride Stankovic'i besliyor. Stankovic kaçırdı. Kendi reboundunu aldı. Bir kez daha denedi ve basketi buldu Stankovic. Dragana Stankovic'in basketi 4-4'lük eşitlik. Olcay. Yakupova kendisini gösterdi. Top aldı. Hartley karşısında faul kararı çıktı.
Van Hartley'e Yakupova'nın bir müdahalesi orada. Ortam bir anda gerildi. Alina Yakupova. Bir kez daha izledik pozisyonu. Önce Hartley'nin müdahalesi vardı Yakupova'nın. Elindeki topu ardından Yakupova rakibini itti. 4-0'lık karşılıklı iki seri ve 4-4'lük eşitlik. Ray Hartley ilk faulü yapmış oldu az önce. Ligin ilk yarısında çok zorlu bir mücadele olmuştu. Fenerbahçe Özgür kablo 69-66 kazanmayı başarmıştı. Son saniyelere kadar uzanan bir mücadele. Geçtiğimiz sezonda playoff'ta yarı final serisinde mücadele etmişti iki takım ve son nefeste yine Fenerbahçe Özgür kablo finale uzanmıştı seriyi kazanıp. Evet, bir teknik faul kararı çıktı bu arada. Anne Yakupova. Hartley. Bu atış kaçtı. Galatasaray hücumunu izleyeceğiz. Yandan oyuna sokuldu top. İçeride Işıl Alben kaçırmıyor. ...7-4'lük skor Olcay. Son bir atış. Başarılı değil Williams. İki oyuncu arasında. Ters turnike. Bunda da isabet yok ama üst üste reboundlar çıktı oradan. Olcay hücum reboundu aldı. Yüksekten bırakılan top. Üst üste kaçan atışlar. Galatasaray savunması orayı iyi kapattı sonrasında. Anne Yakupova bu atışla kaçıyor. Ve şimdi yine Galatasaray geliyor. Ray Hartley. Hartley Yakupova karşı karşıya. Hartley kaçırdı. Orada iki Galatasaraylı oyuncunun reboundu alabilme adına gayreti. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Buradan bir faul kararı çıktı. Stanković faul yapan oyuncu. %38'e %20 atış başarıları az önce ekranlara yansıdı. Zandalasini. Williams ondan önce topa doğru el sokan Stanković. Cecilia Zandalasini. Tekrar Williams. Çok rahat geçti Stankovic'i. Ve basketi buldu Elizabeth Williams. Şimdi durum eşitlendi. Yüzdeler 8'de 3, 8'de 3. %38'er başarı. Meltem'in indirdiği top Stankovic'e. Dragana Stanković. Stanković el üzerinden başarılı olamadı. Williams'ta kaldı top. Yakupova gösterdi atmadı. Alina Yakupova içeriği zorladı. Faul kararı çıkıyor orada. Hartley, Yakupova mücadeleleri şu ana kadar ilgi çekici. Burada Bry Hartley Stankovic'den savunmaya yardım. Orada ellerini kaldırdı. Dragana Stanković. Bry Hartley'nin de bu arada ikinci faulü oldu. Tabi Galatasaray açısından skor denince onun performansı çok çok önemli. Dolayısıyla iki faule ulaşması pek iyi bir haber değil. Şimdiden bakalım geride kalan bölümleri bu anlamda nasıl değerlendirecek? Bry Hartley ki sanırım oyundan alınıyor. 7-7'lik eşitlik var bu arada. McCauley oyuna dahil oldu. Bry Hartley az önce ikinci faulünü almıştı. Hayır, Hartley bu arada sahada. İyi savunma Fenerbahçe Özgür kabloda.
Şimdi Olcay içeriye topu geçiriyor ve Elizabeth Williams'ın basketi geliyor. Işıl'la top getiriyor sarı kırmızılar. Hartley'nin atışı, kendi reboundunu kovaladı, aldı, basketi buldu Bry Hartley. Stankovic'in yerine McCauley oyunda. Hartley sahada kaldı ve az önce de basketi bulan oyuncu oldu. Sarı kırmızılı ekip adına 9-9'luk eşitlik. Olcay çembere baktı, atışında isabet yok. Işıl Albende kaldı top. Işıl önlüğü kapattı Olcay savunmada. Şimdi McCauley'e indi top. McCauley birebir oynadı. Atışı başarılı. McCauley'nin basketi geldi. Fenerbahçe özür kablo. Mola hakkını kullanıyor bu basketin ardından. Televizyon molasını beklemeden ve bizler de araya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. Galatasaray 11, Fenerbahçe özür kablo 9. 4 dakika 14 saniyemiz var ilk çeyreğin tamamlanmasına. Ev sahibi ekip de şu ana kadar Hartley 5 sayı attı. Misafir ekipte Williams 4 sayıyla skora katkı yaptı. Deplasmanlarda bugüne kadar tek yenilgi aldı. Genel toplamda da zaten tek yenilgisi var. Fenerbahçe özür kablonun. Galatasaray ise evinde yaptığı karşılaşmalarda sadece bir kez yenildi ve 5 maçtır ligde kazanıyorlar. Mola sonrasında sarı kırmızılarda Alperi oyunda. Chelsea Gray'de Fenerbahçe özür kablo takımında ilk kez bu karşılaşmada süre almaya başladı ki Gray'de Yakupova'nın sakatlanmasının ardından takıma katıldı. Ligde sadece 2 maçı vardı bu karşılaşma öncesinde. Çok çabuk bir şekilde takıma adapte olduğunu ortaya koydu Türkiye Kupası'nda. Alperi hızla geçti önündeki koridoru ama bitiremedi. Şimdi Tuğçe, içeride Williams, ters eşleşmeyi iyi kullanıyor. Işıl o pozisyonda herhangi bir şansı yoktu. Elizabeth Williams basketi buldu. McCauley. Alperi top aldı bıraktı. Işıl Alben. Işıl bounce pass. McCauley indirilen top. Orta mesafe. Biraz uzak kaldı o pozisyonda. Elizabeth Williams savunmada ve McCauley'nin basketi geldi. Yakupova. Chelsea Gray. Zor bir top Williams'a. Arada McCauley vardı. Bu arada Ayşe Çora oyuna dahil oluyor. Fenerbahçe özür kablo takımında. Olcay kenarda. Ayşe de Türkiye Kupası'nın şanssız ismiydi. Tuğçe. Ayşe'den Yakupova. Tuğçe topu alamadı. Faul beklentisi vardı pozisyon sırasında Tuğçe Canıtez'in. Işıl Alben. Tilbe'nin perdesini kullandı. Tilbe faul geliyor. Ayşe Cora'nın faulü. Dudağına aldığı darbe yüzünden 10 dikiş atılmıştı Adana'da, hastanede. Ayşe Cora'ya az önce de yüzü yakın planda ekranlara geldi. Meltem sandalyesini geride bıraktı. Bitiremedi rebound mücadelesi. Az önce oyuna dahil olan Kestoks'a kalan topu izledik. Chelsea Gray. İçeriye iyi bir servis ama Tuğçe kaçırdı. Tuğçe Canıtes çember altında bitiremedi.
Chelsea Gray'e çalındı faul. Topsuz alanda Dilbe ile mücadele sırasında burada faul yapmış Gray. Bu arada bir teknik faul kararı da çıktı. Galatasaray bench'i de bunun neden çalındığını anlamaya çalışıyor bu anlarda. Tuğçe tek atışı, ceza atışını başarıyla uyguladı. 13-12'lik skor. Işıl Alben. Işıl Gray var karşısında. Boşu buldu boş adamı. Dilbe kaçırmadı. Dilbe Şenyürek. Başarılı bir atış. 3 sayılık basket. Maçtaki ilk atışı aynı zamanda. Dilbe'nin. Ayşe Çora. Zandalasini'ye bıraktı. Çeçil'e Zandalasini. Köşede Tuğçe. Dışarı çıkardığı top Zandalasini atmadı. Orta mesafe yine atmadı. Chelsea Gray'i buldu. Chelsea Gray atışında isabet yok. Galatasaray'da kaldı top. Alperi şimdi. Işıl Alben. Makalı içeri devrilmişti. Güvenemedi Işıl o pozisyona. Alperi. Alperi orayı kapattı. Fenerbahçe savunması. Makalı atış kaçıyor. Sonrasında faul kararı çıktı. Dilbe Şenyürek faul yapan oyuncu. Pozisyon bu. Tuğçe o rebound pozisyonunda iyi bir noktada pozisyon almıştı, avantajıydı. Dilbe'nin çabası da faul olarak değerlendirildi. Stanković yeniden oyunda. Maça ilk 5'te başlayan oyunculardan biri ki oyunda olduğu anlarda sarı kırmızılar onu içeride özellikle kullanmaya çalışmıştı birçok pozisyonda. Başa baş skor Galatasaray'ın an itibariyle üstünlüğü 16-12'lik bir skor söz konusu. Alperi faul yapıyor. Ayşe'ye top aldırmama mücadelesi, Alper'in çabası, faul kararı. Ayşe Çora ilk atışı isabetli. İkinci atış, bunda da isabet var. Serbest atışlarda bu maça kadar 17-17 idi. Ayşe Çora 19'da 19 oldu. Hiç kaçırmadı. Ayşe topu içeride tutmaya çalışırken o son çaba değerli ama istenilen sonucu getirmedi. Bir dakika bir saniye kaldı içeriğin tamamlanmasına. Meltem Sinem değişikliği Galatasaray takımında. Yine Alperi ile top getirdi. Sarı kırmızılar. Ayşe karşısında onu geride bıraktı Alperi. İçeri indirdi ama Stanković için zor bir top oldu. Ayşe kapalı savunmanın arasına daldı. Pasını da geçirmeye çalıştı. Son temas Galatasaray savunmasından. Chelsea Gray top oyunu sokacak. Stokes bıraktı Gray'e. Chelsea Gray kendisine pozisyon yarattı. Atışında isabet var. Gray'in basketi geldi. 16-16'lık eşitlik. McCauley ters tarafa gönderdi Alper'i. Köşeye doğru Sinem içeri girdi. Foul. Elizabeth Williams. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Zandalasini'ye çalındı sanıyorum. Williams ekranlardaydı ama Çiçilya Zandalasini.
Williams geçtiğimiz sezonun en iyi blokörüydü. Motaj formasıyla liginizde bu sezonda çember altında hücumda olduğu kadar savunmada da önemli bir silah ve tehlike hücumcular için. Sinem ilk atışı başarılıydı. İkinci atışı da kaçırmıyor Sinem Ataş. O da 22'de 19 atmıştı maça kadar. Serbest atışları gayet iyi bir oyuncu. Az önce de hata yapmadı. Meltem ekranlara gelmişti. Bu arada Alper'i kenarda. Köşeye gönderilen top. Kia Stokes kaçırmıyor. Kia Stokes'un basketi. Bir kez daha izliyoruz. Chelsea Gray çok iyi kullandı Stokes'u. Stokes kaçırmadı. Bu güzel hücumla birlikte ilk çeyreğin sonuna geldik. Başa baş bir mücadele. Skora da aynı biçimde yansıdı. 18-18 kısa bir ara. Değerli izleyenler, 18-18'lik eşitlik ve bu eşitliğin istatistiki açılımı ilk çeyrek sonu itibarıyla ekranlarınıza yansımakta. Özellikle dış atışlarda beklediğini bulamadı Fenerbahçe Özgür kablo 5'te 0. 2'de 1 attı yayın gerisinden. Fazla kullanmadılar dış atışları Galatasaraylı oyuncular. Tabii 5'te 0 atmışken eşitlik var skorda Fenerbahçe Özgür kablolu oyuncular. Buradaki yüzdelerini biraz yükseltebilirlerse muhtemelen o bölümlerde skorda da üstünlüğü ele alabilme şansına sahip olacaklardır. Bakalım. Bakıyoruz. 6'da 0 oldu. Gray kaçırdı bu kez. Ayşe Jora topu geçiremedi. İyi savunma orta. McCauley'den savunma yerleşmeden bir şansı olur mu sarı kırmızıların? Stop jam shot isabeti buluyor. Bry Hartley. 7. sayısı Hartley'nin. Williams 6 sayıda karşılıklı 2 skorer isim. Şu ana kadar her iki ekip adına. Stokes topu aldı. Williams'a indirdi. Dışarı çıkarılan top Gray'de. İçeriye doğru ama kötü bir pas çıktı bu kez. Chelsea Gray'den. Yine hızlı hücum şansı. Bu kapılan toplarla direkt olarak karşı çembere yönelme çabası sarı kırmızılı oyuncuların. ...18 saniyelik hücum süresi. Hartley topu aldı karşısında Gray. Gray Hartley, McCauley'e topu geçirdi. Victoria McCauley bir an için çembere baktı ve orta mesafeden basketi buldu McCauley. Sık sık 4-0'lık seriler izliyoruz maçta. Bir yenisi 22-18 Galatasaray adına. Sandalasini, Chelsea Gray, Williams perdeye gelmişti. Gray orayı iyi kapattı sarı kırmızılı savunma. Sandalasini bu maçtaki ilk başarılı dış atış Fenerbahçe Özgür kablo adına. Cecilia Sandalasini toplamda 7'de 1 oldu yayın gerisinden sarı lacivertli ekip. Hartley. McCauley. Ayşe onun savunmasında McCauley eksen etrafında döndü. Bu kez bitiremedi. Ayşe Çora içeride Stokes vardı. Ters tarafa gönderdi. Chelsea Gray nefis geçti. Williams'a bir servis. Williams yüksekten bıraktı. Foul. İki serbest atış gelecek. Dilbe Şenyürek ikinci faulü sanıyorum. McCauley ekranlarınızda 6 sayıyla oynuyor. Kenara yöneldi. Bir değişiklik var. Stankovic yeniden oyunda. Bu arada Fenerbahçe Özgür Kablo'da da Alina Yakupova oyuna dahil oldu. Sevgi Uzun'la birlikte. Elizabeth Williams. Atış kaçtı. Rebound Tilbe'den. Williams serbest atışlarda zaman zaman sorun yaşayan birisi. Bu maç öncesinde 63'te 43 atmıştı. 20 serbest atış kaçırmış geride kalan maçlarda. Işıl
Bir an için çembere baktı, atışı başarılı değil ki ya Stokes, savunma reboundu. Chelsea Gray topu getiren oyuncu. Gray iyi kapattı önünü Hartley o pozisyonda. Yakupova! Zandaresi'nin ardından bu kez de Alina Yakupova. Mola geliyor Galatasaray'dan. Bizlerden de kısa bir ara. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. Fenerbahçe Özgür Kablo. İlk çeyrekte özellikle altını çizmiştik. Dış atışlarda sıfır çekmişti ve ikinci çeyrekte bu yüzde biraz tabii düzelmeye başladı. Çok önemli skorerleri var, şütörleri var Sarı-Lacivertlerin ve bunlardan ikisi Zandarasini. Hemen ardından Yakupova başarılı oldu. 25-22'lik üstünlüğü ele aldı Sarı-Lacivertler bu arada. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç az önce ekranlara geldi maçı izleyenler arasında. Sarı Kırmızılılar'da Sinem Meltem değişikliği. Mücadele ilk 5'te başlamıştı. Meltem hatırlayacaksınız yeniden oyunda. Işıl. Meltem topu aldı. Savunmasına Yakupova. Meltem atışı kısa kaldı. Yakupova'da kaldı top. Haline Yakupova. Meltem bu kez savunmada. Yakupova'nın karşısında pozisyon alan isim Williams. Dilbe savunmasına yüzünü döndü çembere Williams. Birebir oynamak istedi. Banyalı atışında bitiremedi. Stokes geldi orayı karıştırdı ama top Galatasaray'da kaldı. Işıl. Stanković. Stanković pozisyonu zorladı. Basket foul. Dragana Stanković. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Elizabeth Williams burada teması alıyor Stanković ve bitirmesini de biliyor. İlk faulü Elizabeth Williams'ın. Stanković tek atışında kaçırmadı. Yakupova ters tarafa gönderdi Sevgi. Bomboştu. Sevgi uzun. Çemberden dönen top. Sevgi kaçırdı ama gitti, topu kazandı tekrar Sevgi. Gray atmadı. Yakupova ayağını geriye çekti. Alina Yakupova bitiremedi istediği gibi tabii. Kaçan atış sonrasında da 25-25'lik eşitlik devam etti. Hartley. Dilbe çembere uzak. Sırtı dönük. Dilbe çembere doğru yaklaşırken orada bir faul kararı çıktı. Chelsea Gray. İki serbest atış gelecek. İşte Chelsea Gray'in savunmadaki çabası. Dilbe orayı zorladı. Faulü aldı. İkinci faulü Chelsea Gray'in. Gray kenara gitti. Tuğçe yeniden oyunda. Fenerbahçe Öztürk kablo takımının kaptanı. Dilbe ilk atışını kaçırdı. İkinci atışta isabet var. Galatasaray'ın üstünlüğü. Sevgi bıraktı. Stokes. Şimdi Yakupova. Alina Yakupova. Orta mesafe Yakupova. Yine kaçırdı. Sevgiden topa bir tipleme. Stokes aldı. Tekrar Yakupova. Gözü yine çemberde. Bu kez kaçırmıyor. 3 sayılık basket Alina Yakupova. 9. sayısı oldu. Fenerbahçe Özgür kablonun üstünlüğü 28-26. Liderliğin sürekli el değiştirdiği bir maç şu ana kadar. Hartley pozisyonu buldu. Basketi de buldu eline. Orada bir müdahale olduğu düşüncesinde faul bekledi. Hartley. Sevgi. Arada Stanković. Topu aldırmadı Stokes'a. Hey.
5 dakika 33 saniye var ilk yarının tamamlanmasına. Olcay tekrar oyunda. Fenerbahçe Özgür kabloda. Olcay top aldı, atmadı Tuğçe. O da gösterdi, atmadı Tilly ve kapattı önünü savunmada. Tekrar Tuğçe. Tuğçe zorladı. Atışta isabet yok. Rebound mücadelesi. Tilbe'nin topa müdahalesi. Fenerbahçe Özgür kablo hücumu devam edecek. Atışta isabet var. Cecilia Zandalasini. 3 sayılık basket. Zandalasini'nin 6. sayısı oldu. Yayın gerisinden şu ana kadar %67 ile oynuyor. Cecilia Zandalasini. Hartley. Tuğçe kapattı önünü. Hartley köşeye. Meltem tekrar Hartley'i buldu. Ekstra pas çıktı orada. Işıl Alben. Işıl zor pozisyonunda bitiremedi. Rebound mücadelesini Salihacivertler kazandı. Kia Stokes'la savunma yerleşmeden Zandalasini'ye bir top. Zandalasini çizgi dışında ya. Top kaybı. Hartley. Zor atış ama isabetli. Ray Hartley'nin basketi. 31-30 farkı bile indirdi Hartley. 11. sayısı oldu. Zandalasini bıraktı Olcay. Olcay Çakır Turgut bekledi. Köşede Zandalasini. Hartley'nin yakın savunması. Son 3 saniye yüksekten bıraktı. Bitiremiyor orada Tuğçe Canites. Hartley bir crossover denedi. İyi reaksiyon geldi Olcay'dan ama sonrasında güzel bir şut çıkarıyor Hartley. Bu bölümde Galatasaray'ı taşıyan isim hücumda Bry Hartley ve mola geliyor. Bizler de araya gidiyoruz. 32-31 Galatasaray'ın Fenerbahçe Özgür kablo karşısında üstünlüğü ama daha önce de özellikle altını çizdiğimiz bir durum. Oyuna ilişkin skorda liderliğin sürekli el değiştirdiği bir maç, bir oyun. Şu ana kadar oldukça çekişmeli bir derbi izliyoruz TV Spor ekranlarında. Zandalasini top oyuna soktu Olcay. Yakupova. Stokes o topu alamadı. İyi bir savunma. Galatasaray takımında. İçeride yine Hartley. Basket faale çok yakın pozisyonda olmadı. Ve Hartley. Zandalasini çalındı o pozisyonda. Faul. İki serbest atış gelecek Hartley'den. İlk atış kaçtı. İkide bir atıyor Hartley. %67-%71 serbest atış başarıları takım halinde her iki ekibin. Zandalasini şutu kaldırdı. İsabeti buldu. Cecilia Zandalasini. Önemli bir şut. 3 sayılık basket ve 9. sayısı oldu. %75 ayın gerisinden Zandalasini'nin başarısı. Salihacivertler'in üstünlüğü var. 34-33'te Işıl Alben. Stankovic'in perdesi vardı. Işıl bekledi. McCauley cevap verebilecek mi? Evet. McCauley'nin 3 sayılık basketi. Yayın gerisinden iki başarılı üretim peş peşe ve karşılıklı 36-34 Galatasaray. Tuğçe'nin topuna orada müdahale, bir de faul McCauley'den. Bir kez daha izledik pozisyonu.
pas arası. Hartley topla çıktı aradan. Turnike'yi bıraktı, basketi buldu. Bay Hartley. 38-34. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe Özgür kablonun ev sahipliğine oynanan mücadelede de çok başarılıydı. Attığı 20 sayıyla Hartley. Yakupova zor pozisyon, bitiremedi anne Yakupova. Hartley'e faul Olcay'dan. Lapenye ekranlarda, tabii bu anlarda takımının performansından pek mutlu değil. Fenerbahçe Özgür kablo toparlanma çabasında olacak. Geride kalan bölümde 2 dakika 24 saniye ilk yarının sonuna. Olcay Gray değişikliği. Chelsea Gray yeniden oyunda. Işıl. McCauley. Karşısında Tuğçe, McCauley pozisyonu zorladı. Atışta isabet yok. Savunma reboundu Kestox. Gray. Zor bir pastı o. Çok rahat aldı. Orada pas arasını yaptı McCauley. Yakupova'dan hata geldi. Üst üste boş dönülen hücumlar Fenerbahçe Özgür kabloda. İyi bir deneme aslında. İyi bir pas ama o topu alamıyor. İşte Hartley ve Sude'nin topla buluşamaması. Zor bir atış. Chelsea Gray kaçtı. Hartley. Bir an için boş kaldı. Stanković kaçırmıyor. Dragana Stanković'in basketi. 40-34 ile 6 sayılık fark. Yakupova. Hücum şansı devam edecek Fenerbahçe Özgür kablonun. Hartley bu arada kenara doğru gidiyor. Stankovic'le birlikte Tilbe Alperi ikilisi oyunda. Ters tarafa baktığımızda Fenerbahçe Özgür kabloda Ayşe Williams ikilisi oyuna dahil oldu. Chelsea Gray. Stokes. Sandalasini. İçeride Stokes top aldı. Stokes bitirdi. Uzun süren bir suskunluğun ardından hücumda Stokes'un basketi geldi. 40-36, 4 sayılık fark. Stokes 4 sayıyla oynuyor şu ana kadar. Son 1 dakikanın içine girdik ilk yarıda. Işıl tepesinde 2 kişi. Tilbe şimdi dışarı doğru çıkardı Alperi. Bitiremiyor. Güzel bir oyun ama basketle sonuçlanmadı. Gestox bu arada orada bir anlık dikkatsizlik, bir şans topu oldu Galatasaray adına. Yeni bir hücum şansı olacak az sonra ama öncesinde kısa bir ara. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesi, bir derbi maçı Galatasaray Fenerbahçe Özgür kablo arasında. Hakikaten çok sıkı bir mücadele şu ana kadar. 40-36'lık skor. İki koç Efe Güven ve Victor Lapenya peş peşe enteresan reaksiyonlarıyla ekranlara geliyor. Yönetmenimiz Serkan Işır tarafından sizlerle buluşturuluyor. Sude top oyuna soktu. Işıl top aldı karşısında Ayşe. Canlı bir savunma. Işıl'dan zor bir atış. Son saniye atışı başarılı olmadı. Chelsea Gray şimdi. Gray. Önünü kapattı hemen Galatasaray savunması ilk anda. Zandarasini. Gray indirilen top. Chelsea Gray'e yapacak. Chelsea Gray dışarı çıkardı. Ayşe Cor uzaklardan tepeden. 3 sayılık basket geldi. Ayşe Cor'dan çok değerli bir atış. 40-39'luk skor. İkinci çeyrekte yayın gerisinden yüzdesini düzelten Fenerbahçe Özgür kablo. Buna karşın Galatasaray'ın üstünlüğü sürüyor. McCauley. McCauley'nin atışı başarılı bir ribaund mücadelesi. Oradan bir faul kararı çıktı.
ikinci çeyreğin sona ermesiyle birlikte. Zandalasini karara tepkili. Bir son saniye faulü oldu. Ve şimdi bu faul atışları gerçekleştirilecek Tilbe Şenyürek tarafından. Evet. İki serbest atış gelecek. Tilbe şu ana kadar 4 sayı, 4 rebound, 1 asistle oynuyor. Serbest atışlarda da bu maçta 2'de 1 attı. Onu da belirtelim. Bu arada hala oynanacak bir zamanda var sanıyorum. Fenerbahçe özür kablolu oyuncular tekrar pozisyonu aldılar parkede ve saat ayarlanmakta. Evet, 0.6 saniyemiz 0.4'e çekildi şimdi. 0.4 saniyesi daha olacak ilk yarının bu atışlar sonrasında. Tilbe ilk atışı isabetli. 41-39. İkinci atışta da başarı var. 42-39. Ayşe Cora topu fırlatıyor ve ilk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. Galatasaray ilk yarıyı önde tamamlayan taraf. Fenerbahçe Özgür Kablo karşısında. İkinci yarının öncesinde yeniden birlikte olacağız. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. Derbinin ikinci yarısı az sonra başlayacak. 42-39 soyunma odalarına önde giden taraf Galatasaray oldu. 3 sayılık farkla ve bu skorun istatistiki açılımı az önce ekranlarınıza yansıdı. Yayın gerisinden ev sahibi %50 misafir ekip %43 ile oynadı. Asistlerde Sarı Lacivertlerin 13'e 6'lık üstünlüğü var. Bench katkıları 11-11. Bençlerden gelen sayı katkısında bir eşitlik söz konusu. Top kayıpları ev sahibi 7, misafir ekip 10 şeklinde ve top çalma kategorisi ev sahibi 7, misafir ekip 5 şeklinde. Bunlar ilk yarının önemli sayılabilecek istatistikleriydi ve ilk yarının en iyi oyuncusu da Galatasaraylı Bry Hartley'di. Attığı 16 sayıyla Fenerbahçe Özgür Kablo'da Yakupova ve Zandalasini 9'ar sayıyla takımlarına skorda önemli katkı yapan iki oyuncuydu. İkinci yarının ilk hücumu Galatasaray'dan gelecek. Tilbe. Hartley. Stankovic bekledi. Stankovic faul bekliyor orada dirseğine, bir darbe olduğu düşüncesiyle. Oyun devam etti. Yakupova. Gray. Alina Yakupova. Yakupova zor pozisyon bitiremedi. Ardından Yakupova bir de faul yapıyor. İkinci faulü Alina Yakupova'nın. Işıl. Karşısında Tuğçe var. Işıl Alben bekledi. Bry Hartley'e. Beş saniyenin altına indi hücum. Hartley 3 sayılık atış isabetli. Bry Hartley kaçırmıyor ve önemli bir üçlükte farkı 6 sayıya çıkarıyor. 19. sayısı oldu Hartley'nin. Gray. Stokes.
Stokes faul. Stankovic sanıyorum. Evet. Faul yapan oyuncu Galatasaray takımında. İkinci faulü Stankovic'in. Dragana Stankovic 7 sayısı var şu ana kadar. Stokes ilk atış kaçtı. İkinci atış başarılı. 45-41. Meltem. Hartley topu aldı. Yakupova savunmasında. Şimdi Stokes karşısına geldi savunmada. Hartley Stokes'u geride bıraktı. Hartley atış kaçtı. Savunma ribaundu Tuğçe. Jesse Gray. Elizabeth Williams çembere yaklaştı. Bitiremedi. İlk yarının son bölümünde olduğu gibi ikinci yarının başında da hücumda istediği çizgiyi henüz tutturamamış bir Fenerbahçe var. Hartley dışarı çıkardığı top. Işıl Alben. Stankovic son 4 saniye, 3 saniye, 2 oyuncu arasında Tilbe. Topu çembere doğru gönderdi ama başarılı bir deneme olmadı. Ardından boş dönülen bir hücum daha. Fenerbahçe Özgür kablo adına 2 oyuncunun arasına atılan bir pas. Kötü bir görüntü oluşturdu tabii. Top kaybı. Stop Cemşat. İsabetli ve yine Bry Hartley. Fenerbahçe Özgür kablo eski oyuncusunu durduramıyor şu ana kadar. Ve mola Fenerbahçe Özgür kablo. Araya gidiyoruz. Değerli basketbol severler, Galatasaray'ın Fenerbahçe Özgür kablo karşısında 7 sayılık bir üstünlüğü var. Hartley şu ana kadar maçın en iyi oyuncusu konumunda, 47-40'lık skor. Fenerbahçe Özgür kablo ilk yarının son bölümünde hücumda biraz sıkıntı yaşamaya başlamıştı. 1 dakika 9 saniye kala Stokes'un bir turnikesi, ardından 22 saniye kala Ayşe Çora'dan başarılı bir üçlük. Ama hep çok ara veren periyotlar hücumlarda derken Yakupova suskunluğa son vermiş oldu önemli bir üçlükle. İkinci yarıya da benzer bir başlangıç yaptı Fenerbahçe Özgür kablo ve mola sonrasına 3 sayılık basketle döndü Sarı Lacivertli ekip. 47-43. Hartley yine ama Elizabeth Williams o kadar da değil der gibi bloğu yaptı. Bry Hartley'e blok geldi Elizabeth Williams'tan. Atışta başarı yok. Tuğçe savunma reboundu. Yakupova. Chelsea Gray kendi kullandı bu hücumu. Gray. Atışta isabet yok. Savunma reboundu Tilbe ve şimdi Işıl'la top getiriyor Galatasaray. Işıl Alben. Işıl kendi kullandığı hücumu ve bitirdi. Banyalı atışında isabeti buldu Işıl. Dördüncü sayısı Işıl Alben'in. 2 rebound, 3 de asisti var şu ana kadar. Stokes topsuz alanda bir faul tespiti. Meltem'e çalındı sanıyorum. Meltem Yıldızhan. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Meltem Tuğçe arasındaki mücadele. Chelsea Gray dışarı çıkardı yine Yakupova. Alina Yakupova üst üste yayın gerisinden başarılı üretimler Yakupova'dan. Öncesindeki hatasını da telafi etmiş oldu. Bir anda 15 sayıyı buldu Yakupova. 49-46.
16'a 8 başarı %50. Yayın gerisinden başarıya ulaştı. Fenerbahçe özlü kablolu oyuncular. Bu arada bir top kaybı Galatasaray'da. Elizabeth Williams ortaydı. Üst üste hatalar. Sonrasında bakalım fark biraz daha inebilecek mi, belki de eşitlik gelecek. Dışarı çıkarılan top. Çevrildi yine Yakupova. Alina Yakupova bir kez daha. Üst üste 3 sayılık basketler. Yakupova'dan 49'a düğümlüyor skoru Alina Yakupova. Molayı bu kez Galatasaray alıyor. 7 sayılık farkı eritiyor Fenerbahçe özlü kablo ve beraberliği sağlıyor. Araya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. Fenerbahçe özlü kablo dış atışlarda kötü bir görüntüyle başlamıştı aslında. İlk çeyrek sonunda 5'te 0. Sonrasında 7'de 1 oldular. Ama dış atışların etkisi ve skorerlerin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda %50'nin üzerine çıkmış durumdalar yayın gerisinden. Bu tabii ki başlangıçla yan yana koyamayacağımız bir tablo kesinlikle. Çok yüksek bir yüzdeyi yakaladılar yayın gerisinden. Galatasaray hücumunu izliyoruz. Dış atış başarılı oldu. Önemli bir atıştı. McCauley oyuna girer girmez 3 sayılık basketi buldu. 52-49 yaptı skoru. Stokes. Tuğçe dışarı çıkardı. Chelsea Gray. Perde istedi. Williams geldi. Chelsea Gray. Gray üzerinden zor atış. Çemberden dönen top. Rebound mücadelesi McCauley. O reboundu çekti aldı. Şimdi Işıl. Işıl Alben. Topu Hartley'e aktardı. Hartley'in savunmasında Tuğçe. Onu geride bıraktı. Savunmaya yardım da geldi ama güzel bir pas ve o pasa asist değeri kazandıran McCauley. Peş peşe bir dış atış, bir içeriden derken bir anda 5 sayı üretti Galatasaray adına. McCauley hızlı bir giriş yaptı oyuna. 54-49 Galatasaray'ın üstünlüğü. Yakupova perde çıkışı top almak isterken faul. Meltem'e çıktı sanıyorum, evet. Meltem Yıldızhan faul yapan oyuncu. İkinci faulü Meltem'in. Olcay oyuna girdi. Sarı lacivertlerde Zandalasini kenardan topu canlandıracak. Az önce Gray oyundan çıkmıştı. Tuğçe. Zandalasini yaklaştı, topu aldı. Yakupova yine 3 sayılık atış. Bunda da isabet var. Alina Yakupova durmuyor, durdurulamıyor. 21 sayı oldu. 9'da 6 yayın gerisinden. %67 başarı. Bu arada bir top kaybı olur mu? McCauley, Tuğçe mücadelesi. Tuğçe Canites. Foul yapıyor. Bir kez daha izledik pozisyonu. Meltem bu arada kenara geldi. Sude Yılmaz tekrar oyunda. Işıl topu oyuna soktu. McCauley yüzünü döndü. Karşıda Tuğçe. McCauley içeri zorladı. McCauley bitiremedi. Rebound mücadelesi, kendi reboundunu aldı. McCauley döndü. Basketi buldu. Victoria McCauley. Bir de faul. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Williams ve Tuğçe'nin arasına McCauley dönüyor. Atışında başarıyı sağlıyor. McCauley de 16 sayıyı buldu. Skorerler yavaş yavaş iki takım adına oyuna ağırlıklarını koydular. Bu arada hemen düzeltelim az önceki hatamızı da. Faul yok. 56-52'lik skor. 4 sayılık fark Galatasaray adına. Tuğçe. Yakupova. Olcay bomboş atıyor. Önemli bir atış. İsabetli değil. Hücum reboundu ve basketi buluyor. Elizabeth Williams. ...56-54'le fark 2 sayı. Çekişme, heyecan devam ediyor. Nefis bir hareket. Hartley içeri kıvrıldı. Basketi buldu. Bry Hartley. 23. sayısı. Olcay ve Işıl karşı karşıya.
Williams. Topsuz alanda bir faul tespiti. Bir kez daha izliyoruz. Sude Yılmaz'a çıkmış faul. Olçay. İkili sıkıştırma, dışarı çıkarılan top. Tuğçe'den önemli bir üçlük. Çok kısa kaldı. Williams çevirdi içeri doğru. Tuğçe atak yaptı. Yakupova kaptı. Son saniye atışı. Başarılı değil Zandalasini'den. Cecilia Zandalasini. Şu ana kadar 9 sayı üretti Zandalasini. Hartley ne yapacak? Perdeyi kullandı. Dışarı çıkardı, Tilbe boşatıyor. 3 sayılık basket geliyor Tilbe Şenyürek'ten. 3. çeyrekte üçlükler konuşuyor adeta iki takım adına. Tilbe Şenyürek 61-54'te yeniden 7 sayılık fark. Top kaybı Fenerbahçe, özür kablo. Yine Tilbe turnikeyi kaçırdı. Sonrasındaki mücadele. Yeni bir hücum şansı olacak. Bir kez daha izliyoruz. Tilbe'nin turnikesi. Sonrasında bir an için baktık top kimden çıktı diye. Galatasaray hücumu. Tilbe bıraktı Işıl. Işıl al ben. Macaulay. Tilbe'ye iyi savunma var. Orta mesafe atış başarılı değil. Gerçekten mücadele gücü her iki takımın dakikalar geçtikçe daha da kendini göstermeye başladı. Kovalanan reboundlar. Top aldırmama çabaları, yerdeki topa atlayan oyuncular. Tek eksik seyirci aslında şu atmosferde, işin gerçeği bu. Onun dışında tabii ki sessiz tribünler olsa da iki takım mücadele gücü hiç fena değil diyelim. Bakalım ilerleyen bölümler nasıl geçecek. Çok güzel bir pas, Olcay kaçırmadı. Kolay da bir turnike değildi, Olcay basketi buldu. 61-56 ile 5 sayılık fark. Ayşe Çora oyunda. Hartley'nin savunmasında. Ayşe sıkı bir savunma yaptı orada ama bir de faul yaptı. Basket geçerli olmayacak. Takım halindeki 3. faul oldu bu. Fenerbahçe özür kablonun faul hakları var. Galatasaray'ın hakkı doldu. Hartley şimdi. Hartley tepeden üçlüğü gönderdi. Bry Hartley. 3 sayılık basket geldi. Hartley'nin basketi 64-56. 26. sayısı Hartley'nin. Olcay. Makal'den sıyrıldı. Havaya çıkardı ışığı. Ters tarafa gönderdi Ayşe Çora. Ayşe Çora cevap veremedi. Ribat mücadelesi. Fenerbahçe özür kablo hücumu. Galatasaraylı oyuncular aynı görüşte değil. Evet, burada Elizabeth Williams'tan çıkmış gibi bir görüntü var sanki. İzlensin talebi de geldi tabii sarı kırmızılı oyunculardan. İzlenecek. Hakemler durumu kısa bir istişarenin ardından teknolojiye taşımaya karar verdiler. ...64-56, 8 sayılık fark. Ama hemen eriyebilecek bir fark. Hangi takım önde olursa olsun öyle bir izlenim verdi oyun şu ana kadar bizlere. Galatasaray bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Skoru rakibinden kaçırmaya çalışıyor. Fenerbahçe özür kablo skorerleriyle
bir anda farkı eritebileceğinin mesajını daha önce verdi özellikle Yakupova üzerinden. Evet, Elizabeth Williams'tan çıktığına topun kanat getirildi. İşte pozisyon ve Galatasaray hücum olacak. Baskı var rakip sahada. Işıl. Işıl Alben. Top hala onda. Hartley indirilen top. Hartley ilk anda şut atmasına imkan tanımadı olacağın savunması. Hartley topu geçirdi Stankovic'e. Stankovic atmadı. Dragana Stankovic tek elle atıyor. Başarılı değil. Rebound mücadelesi. Zandalasini'de kalan top. Cecilia Zandalasini. Hemen baskı geldi. O baskıyı açtı. Sarı lacivertli oyuncular. Maç saati ile hücum saati arasında 16 saniyelik fark. Zor pozisyon. Ve Elizabeth Williams pozisyonu iyi takip etti. Basketi buldu. 64-58 ile 6 sayılık fark. Üçüncü çeyreğin artık son anları. Atış. Evet, bu hücumdan boş dönüyor Galatasaray takımı. Orada bir pas içgüdüsü mü vardı öncesinde? Tabii kötü bir görüntü oluştu ama neticede kaçan bir şans Galatasaray adına ve 3 çeyrek sonunda sarı kırmızıların 64-58'lik skorla üstünlüğü var. Araya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. 64-58 Galatasaray'ın Fenerbahçe Özgür kablo karşısında üstünlüğü var. Rakip sahalarda sarı lacivertlerin ortalama bulduğu sayı 83.3 şeklinde. Bugün bunun şu ana kadarki görüntüde uzağında kalacaklarmış gibi bir durum söz konusu. Tabii ev sahibi ekip için de aynı şekilde bu maç çok daha farklı, çok daha özel bir karşılaşma. Yenilen sayılarda Fenerbahçe Özgür kablo rakip sahalarda 60.5 ortalamaya sahip. Şu anda bu ortalamayı aşmış bir rakip var önünde. Galatasaray 64 sayı üretti 3 çeyrekte. Yakupova oyunda köşeden önemli bir atış isabetli. Cecilia Zandalasini'nin basketi 2 sayılık. Ray Hartley. Tilbe'nin perdesi geldi. Hartley Williams karşısında el gösterdi Williams ve atışı bozdu bir şekilde. Zandalasini. Işıl savunmasında. Çabuk bir pas. Güzel bir pas ve o pası asist değeri kazandırdı. Stokes. Kia Stokes 7 sayılı oynuyor. Tilbe bıraktı. Hartley 10 saniyenin altına inen hücum. Tilbe'nin atışı isabetli. 3 sayılık basket geliyor. Tilbe şen yürekten. Bugün şu ana kadar dış atışlarda kusursuz Tilbe. 3'te 3 ile oynuyor. Toplamda 12 sayısı var. La Peña biraz huzursuz ve gergin kenarda. Türkiye Kupası şampiyonunun ardından Avrupa mesaisi ve ardından önemli bir derbi mücadelesi. Yakupova zorladı ve basketi buldu. Alina Yakupova. 23 sayı üretti Yakupova şu ana kadar. Bir denge kaybı. Sonrasında neler olacak? Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Buradaki denge kaybı sonrasında bir paylaşılamayan top kararı için arayışı vardı Olcay'ın adeta. Oradan bir faul kararı çıktı sanıyorum. Evet, Olcay Çakır Turgut ikinci faulünü yapmış oldu. Işıl. 4 saniye kaldı. Harekete geçti Işıl. Servisi yaptı. Tilbe kaçırdı. Çember altından Tilbe şansı kaçırdı. Şimdi Olcay. Williams.
Yakupova top aldı. Karşısında Meltem var savunmasında. Williams perdeye geldi. Tepeden Alina Yakupova bu kez kaçtı. Hücum reboundu Stokes ama topun kontrolünü sağlayamadı derken Fenerbahçe özür kablo hücumu devam edecek. Bir kez daha izliyoruz. Tilbe'nin baskısı, Işıl'ın topa müdahalesi. 12 saniyelik hücum süresi. Olcay. Pas arası yapamadı Hartley. Atışta başarı yok. Işıl Alben rebound. Işıl şöyle bir çevre kontrolü bekledi. McCauley. Tekrar Işıl Alben. Işıl fake'ine cevap aldı. Pası geçirdi. Bu atışta kaçıyor. Tilbe'nin ardından McCauley de kaçırdı. Olcay. Ters tarafı iyi gördü. Orta mesafe. Kia Stokes kaçırdı. Hücum reboundu ardından bir blok denemesi ama faul kararı çıktı. McCauley. Elizabeth Williams'a yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Elizabeth Williams atışı başarılı. ...67-66... fark bir sayı. McCauley bıraktı Işıl, toplardan çıkmak isterken top kaybı. Yakupova kazandı. Savunma yerleşmeden pozisyon bulma çabası. Hartley'nin faulü. Hartley'nin de üçüncü faulü oldu. Az önce McCauley faullerini üçlemişti. Zandalasini zaten uzun süredir 3 faulle oynuyor. Fenerbahçe özür kablo takımı adına. Williams bekledi. Şimdi Zandalasini. Yakupova. Zandalasini atmadı. İçeri geçirdi topu. Bir ekstra pas geldi içeride. Stokes bekledi. Çok soğukkanlı ve dengeli. Kia Stokes'un basketi geldi. Ve böylece Fenerbahçe özür kablo 68-67 öne geçti. Mola Galatasaray. Araya gidiyoruz. TV Spor ekranlarında tam bir derbi mücadelesi. Baştan şu ana kadar 6 dakika 49 saniyemiz var. Normal sürenin tamamlanmasına. Dördüncü çeyrek içindeyiz. Galatasaray'ın kaçmaya çalıştığı, Fenerbahçe özür kablonun bırakmadığı ve an itibarıyla öne geçtiği bir mücadele, bir maç. Hücumda kopuk kopuk bir çizgisi olduğunu gözlemliyoruz sarı lacivertlerin zaman zaman. Bundan faydalanan Galatasaray'ın çabası ve iki takımın mücadele gücünü de yan yana koyduğumuzda gerçekten basketbol adına keyifli bir mücadele, çekişmeli bir maç. Stanković oyunda. Dragana Stanković. Hartley. Hartley 3 sayılık atışında isabet yok. Savunma reboundu Zandalasini. Şimdi Olcay pasını aktaramadı ama top kaybı da olmadı. Stokes. Yakupova. Çember altından ters tarafa dolaştı. Olcay Yakupova'yı görmek isterken topuna müdahale Hartley'den 4 saniye. 3 saniye kala Olcay'dan önemli bir üçlük. Başarılı değil. Bu hücumdan boş dönmüş oluyor böylece sarı lacivertler. Bu kez Hartley top getiriyor sarı kırmızılılarda. Bry Hartley. Top kaybı. Williams araya girdi. Topu çaldı. Elizabeth Williams çok kolay bir şekilde basketi buluyor. 70-67. Yine topu getiren Hartley. Işıl. Stankovic'in perdesini kullandı. Üst üste Işıl Alben. Stankovic'e bir servis. Stankovic kaçırmadı. Dragana Stankovic farkı bire indirdi.
Asistler 11-20 şeklinde. Misafir ekibin üstünlüğü. Yakupova zor bir atış. Başarılı değil. Hartley. Olcay'dan ilk anda sırlamadı. Hartley bir anda çemberi gördü. Atışı kaçtı ama üçüm reboundu. Stankovic, o da zorlayacak mı? Evet, birebir oynuyor. Zor bir atış. Foul Elizabeth Williams. Williams'ın ikinci faulü. Stankovic pozisyonu böyle zorladı. Faul kararı çıktı. Elizabeth Williams 15 sayısı var şu ana kadar. Dragana Stankovic ilk atışı başarılı. Çift taneli rakamı yakaladı o da sayı kategorisinde. 11. sayısı oldu Stankovic'in. Bu kez Galatasaray önde. Gerçekten çok çekişmeli bir maç. Güzel bir mücadele. Zandalasini. Çeçilya Zandalasini ayağını geriye çekti. Geri çekilerek atışı. Başarılı değil ama müthiş bir hücum reboundu. Elizabeth Williams ters turnike denemesi. Başarılı oluyor Elizabeth Williams. Önemli bir hücum, önemli bir basket. Williams'tan çabuk bir cevap verebilecek mi Galatasaray derken faul Olcay. Kias Toksa mı çalındı faul bu arada? Beltem ilk atışını kaçırmadı. Böylece skoru 72'ye düğümlemiş oldu. İkinci atışta da başarı var ve yine Galatasaray öne geçiyor. 73-72 ile. Yakupova. Bounce pass. Bakmadan Noğluk pes attı. Olcay boş kaldı, atmadı, orta mesafeye yöneldi. Olcay'ın atışı da başarı yok. İlerleyen bölümlerde bir Chelsea Gray katkısı gelir mi sahaya? Az sonra bir mola gelebilir Fenerbahçe Özdur kablo adına. Hartley. Ray Hartley uzaklardan 3 sayılık basket Hartley'den geliyor. 76-72 Galatasaray, mola Fenerbahçe Özdur kablo. Araya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. Hartley az önce bir kez daha sahne aldı ve 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya çıkardı. 76-72. Tabii oyunun sonu nasıl olur bilemiyoruz ama şu haliyle uzatmaya gitse herhalde hiç kimseyi şaşırtmaz. O potansiyeli olan bir oyun. Galatasaray Fenerbahçe Özdur kablo karşısında zaman zaman 6-7 gibi iyi avantajlar, marjlar yakaladı. Fenerbahçe Özdur kablo geldi, yakaladı, rakibini geride bıraktı ve sürekli skordaki liderliğin el değiştirdiği bu mücadelede iki takım da konsantrasyonunu kaybetmedi. Sarı kırmızılar an itibariyle önde. Bakalım nasıl bir oyun sonu olacak, maç sonu olacak. 3 dakika 42 saniye. Chelsea Gray de oyunda bu arada. İki gardla Fenerbahçe Özdur kablo sahada. Hücum faul kararı Elizabeth Williams'a çıktı. Kritik bir pozisyon. Fenerbahçe Özdur kablo açısından önemli bir hücumdu şüphesiz. Buradan çembere top atamadan dönmüş oluyorlar. İşte pozisyon. Işıl. Hartley hemen çembere yöneldi. Biraz acele mi etti acaba? Bilemiyoruz tabii. Teknik bir yorum bu olur. Bu arada bir de faul kararı. İşte Yakupova, Işıl arasındaki mücadele ve Işıl'ın yapmış olduğu faul.
Gray top oyuna soktu. Williams'la oynadı. Chelsea Gray bıraktı Yakupova. Anne Yakupova uzaklardan 3 sayılık atış. Başarısız bir deneme. Williams çevirmeye çalıştı, olmadı. Anne Yakupova 3. çeyrekte dış atışlarda gerçekten müthişti. Az önce istediğini gerçekleştiremedi. Hartley 10 saniyenin altına indi hücum. Bry Hartley Olcay savunmasında. Hartley fake'ine cevap aldı ama zorda. Olcay'ın sıkı savunması. Hartley ve atal yürüme kararı. Topu elinden bir türlü çıkarmadı o pozisyonda Bry Hartley ve Olcay'ın iyi savunması Hartley'i hataya zorlamış oldu. Top kayıpları 11-14. Misafir ekibin daha fazla kaybı var şu ana kadar. Yakupova bir anda vites arttırdı. Faul Meltem. Meltem'in 3. faulü oldu. İpten oyunu hareketlilik getirdi Chelsea Gray. Stokes'tan tekrar Gray'e. Williams içeri devrildi. Gray kendi kullandı. Atışta isabet yok. Stankovic'te kalan topu izledik. Şimdi Işıl. Dilbe perdeye gelmişti. Hartley Dilbe'ye topu geçirdi. Stokes onun savunmasında. Dilbe hatalı yürüme. Dilbe Şenyürek, Hartley'in ardından o da hatalı yürüme ihlali neticesinde bir top kaybına sebebiyet vermiş oldu. Zandalasin oyunda, Gray kenarda. Foul yapıyor Hartley. Bir kez daha izledik pozisyonu. Dördüncü faulü. Bry Hartley'nin faul hakkı doldu. Her iki ekibinde serbest atışlar söz konusu olacak kalan bölümde. Olcay ilk atışını kaçırmadı. ...76-73... Heyecan Doruk'ta. Olcay 2'de 2 yaptı. 76-74... Hartley zorlukla da olsa top aldı. Sonrasında yerde. İtiraz var. Bu faul kararına Olcay bir anda çok sinirlendi. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Hartley böyle yerde kaldı. Sonrasında topu fırlatışı Olcay'a. Burada Hartley'e de bir ceza beklentisi var. Topu fırlatıyor. Buradan bir ceza çıkmalı diyor La Peña ve izlenmesini talep ediyor pozisyonu. Ben ilk anda faule itiraz gibi algıladım Olcay'ın reaksiyonunu. Ama hayır. İşte bu ilk pozisyon. Ardından da bu hareket. Neyse ki ıskalamış Hartley'i yakın mesafeden. Karın boşuna gelse sıkıntıya sebebiyet verebilirdi. Evet, şimdi pozisyon izlenecek. İlk yarıda da hatırlayacaksınız Yakupova'nın yapmış olduğu bir hareket Hartley'e sportmenlik dışı hareket olarak ve faul olarak cezalandırılmıştı. Şimdi Hartley Yakupova'nın olduğu tarafta diyelim aynı rolde az önceki pozisyonla. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Evet, net bir şekilde izlendi görüntüler. Sportmenlik dışı hareket ve ceza kararı çıktı. Hartley ekranlarda gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu ama bakalım
oyunun sonu nasıl gelecek, belki bir sayıyla bitecek, hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla her yapılan hareket çok çok önemli. Pozitif, negatif, işte Hartley ve yapmış olduğu hareket. Yakupova. Serbest atışları kuşkusuz çok çok iyi bir oyuncu. Evet, şimdi ceza atışını gerçekleştirecek olan oyuncu da Yakupova. 37-35 attı bu maça kadarki performansı. Anne Yakupova'nın gerçekten çok yüksek. Bunu da kaçırmıyor. Hani derler ya, ezbere atıyor adeta. Şimdi o pozisyondaki ceza atışının ardından Galatasaray'da serbest atışlar. Alperi. ...78-75... Bir pozisyondan iki faul kararı çıkmış oldu, ardından faul atışları neticelendirildi. Peşinden Yakupova, atışında isabet yok. Stanković önemli bir savunma reboundu. Son 1,5 dakikanın içine girdik. 78-75. Galatasaray üstünlüğü var. Işıl Alben. Işıl. Tilbe tekrar Işıl. Işıl Alben çok uzaklardan Tilbe. Kısa kaldı atış. Ve bu hücumdan Galatasaray boş dönmüş oldu. Kritik bir hücum. Ardından bir mola. Şu anda heyecan dorukta Ahmet Cömert'te. Ve bakalım bu molanın ardından nasıl bir oyun sonu, maç sonu izleyeceğiz. Doğal sürenin sonu itibariyle hemen araya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz değerli basketbol severler. ...78-75 Galatasaray, Fenerbahçe, Öznur kablo karşısında 3 sayılık farkla üstün durumda. Son bölümde enteresan gelişmeler oldu. Hartley'nin Olcay'la mücadelesinde Olcay'ın yapmış olduğu faul, ardından Hartley'nin rakibine yaptığı hareket ve buradan sportmenlik dışı hareketle faul kararına çıkmasıyla birlikte Hartley'nin 5 faulle maçı tamamlaması, ki 29 sayıyla Galatasaray'a bugün hayat verdi derbide. Ardından bir uzak atış Galatasaray hücumunda, karşılıklı serbest atışların ardından kaçan fırsatlar, 3 sayılık fark. Bakalım son bölümde daha cezalandırıcı olabilecek mi iki takım? Artık karar bölümündeyiz. Sandalasini topu kaldırdı, atışında isabet yok. Çiçilya Zandalasini kaçırdı. Galatasaray maçlarında gerçekten çok önemli sorumluluklar alan ve final uygulamalarını çok iyi yapan bir oyuncu. Bu maça kadar farklı karşılaşmalarda bu yönünü gördük. Zandalasini az önce bunu yapamadı, kaçırdı. Şimdi Galatasaray hücumunu izliyoruz. Işıl Alben. Işıl. 7 saniye, 6 saniye kala. Tilbe yine kaçtı ve Olcay topun hakimiyetini yitirdi orada. Çok enteresan bir pozisyon. Faul itirazı var Olcay'ın. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Hatta pozisyonun izlenmesi gerektiğine ilişkin de bir şeyler söyledi hakemlere. Ama şu anda bu yönde bir karar yok gördüğümüz kadarıyla. Ardından da bir mola geldi. 36 saniyelik maç saati, 14 saniye şu anda gördüğümüz hücum süresi. Takım faulleri çoktan dolmuş vaziyette. Hakikaten
Nefeslerin kesildiği bir sona doğru gidiyoruz adeta. Başından sonuna kadar büyük çekişme kadın basketbol açısından hakikaten. Bugün güzel bir derbi sınavı iki takım adına. Tek eksik tribünlerdeki seyirciler. Koronavirüs salgını nedeniyle maalesef karşılaşmalar seyircisiz oynanmakta. Hartley 29 sayıyla, Galatasaray takımının en skorer ismi McCauley 16 sayıyla yine bugün önemli bir katkı verdi. Fenerbahçe Özgür kabloda Yakupova 24 sayı üretti. Williams 17 sayıyla 11 sayı atan Zandalasin ile birlikte çift haneli rakamı yakalayan bir başka oyuncu. Galatasaray için yeni bir hücum şansı. Işıl Alben. 10 saniyenin altına indi süre. Işıl'da top Stokes karşısında. İki oyuncu arasında. Işıl. Top kaybı. Stankovic orada. Topun kontrolünü kaybetti. 78-75. Fenerbahçe Özgür kablo hücumu izleyeceğiz. İşte pozisyon. Williams'ın baskısı Stankovic'in pozisyonunda bozdu. Chelsea Gray oyunda. Elizabeth Williams kenara geldi. Fenerbahçe Özgür kabloda. Yakupova top aldı. Meltem karşısında. Anne Yakupova. Yakupova kendi kullandığı hücumu turnike ile bitiriyor. Yakupova 78-77 oldu. 17 saniye var. Doğal sürenin sona ermesine. Bir sayılık fark. Nefesler tutuldu Ahmet Cömert'te. Foul kararı geldi. Chelsea Gray. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Alper'i topu fırlatırken Gray'in müdahalesi. Serbest atışlar. Alper'i ilk atışı başarılı. Chelsea Gray'in de üçüncü faulü oldu. Onu da belirtelim. Şu anda pek bir hükmü yokmuş gibi görünüyor tabii ki. Bu durumun 11 saniyelik bir süre var. Alper'i onar. İkinci atışı da isabetli. 80-77. Yakupova'da top. Stop jam shot. Alina Yakupova kaçırdı. Rebound mücadelesi. Sandalasini. Işıl Alben. Paylaşılamayan top kararı çıktı. Işıl Alben'in büyük sevinci 3 saniye kala. Galatasaray galibiyete çok yakın. İşte pozisyon. Hücum sırası Galatasaray takımında. Baskı var. Buna rağmen top çıktı. Ve maçın sonu geldi. Tilbe'nin atışı isabetli değil ama derbiyi Galatasaray kazanıyor. Galatasaray Fenerbahçe Özgür kabloyu 80-77'lik skorla mağlup etmeyi başarıyor. Fenerbahçe Özgür kablo böylece ligdeki İkinci mağlubiyetini de yine deplasmanda almış oluyor. Bir evim Elazığ İl Özel İdare deplasmanında 87-84 ile kaybetmişlerdi. Galatasaray deplasmanında da az önce sona eren mücadelede 80-77'lik skor ve Galatasaraylı oyuncuların galibiyet sevinci. Böylece sarı kırmızılar ligdeki 16. galibiyetlerini elde etmiş oluyorlar. Koç Efe Güven'le birlikte yöneticilerinde oyuncularla paylaştığı sevinç. Böylece bizler de TVSpor ekranlarında bu canlı yayına noktayı koyuyor ve sizlere veda ediyoruz. Mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli basketbol severler. Hoşçakalın.